Çil. Bir şey söyleyeceğim. Sen önce maviyi de açalım. Ama ne yapacağız biliyor musunuz? Önce sizden istediğim bir şey var. Yere güzelce örtüyü serin. Masayı ortaya koyun. Ben de köpükleri alıp geliyorum. Hadi, koş. Hep getirmeyeyim mi? Mavi ve yeşil. Hadi koşun. Ortamı hazırlayın, ben bunu getiriyorum. Maviyi de getiriyorum bu sefer. Hadi bakayım, örtüyü hazırladınız mı bakayım? Bak Rüya hallediyor. Hadi. Evet. Masa yapmayalım. Nereye yapacağız? Örtünün üstün. Yerde olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Örtünün üstünü hiç rahat edemezsiniz. Kıllar falanla bulaşır. Olmaz yani. Allah. Tamam. Alalım onları. Sonra da başlayacağım sıkmaya. Hazır mısınız? Evet, geldi. Rüzgar sen de onu getir. Allah yavaş, annem yavaş, kırmayın, dikkat edin. Başlıyorum sıkmaya. Hazır mısınız? Hayır, ben başlayacağım. Niye bu tarafa geçsin? Aa, o da oraya geçti. Neyse tamam, bekleyin, geliyorum. Dur ya, ben de şu sandalyeyi alayım. Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Önce maviden. Maviden başlayalım. Hazır mısınız? Durun önce. Bir dakika, önce ben. Hayır, sıkamazsın. Durun önce ben. İyice bizi çalkalayalım. Geliyor Rüzgar, otur. Rüzgar geliyor. Kafana, valla kafana sıkacağım ya buraya. Bir dakika. Aa! Ay, sıkar sıkmaz büyüyor. Allah. Rüzgar hazır mısın? Elini uzat. Ya ama ne konuştuk? Batırmak yok. Çok dikkatliyiz, tamam mı? Ya ben ama bir şey söyleyeyim mi? Çok sevdim gerçekten. Böyle slime'dan falan daha mantıklı bir şey. Ama daha batırıcı. Hayır değil. Bu çıkıyor. Ver. Slime çıkmıyor. Bu daha şey. Ama. Allah. Bir şey söyleyeceğim. Allah. Koluna da geldi. Üstüne de geldi. Dikkatli olun ama, tamam mı? Minimal batırma. Bakalım nasıl. Ya. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Gözükmüyor oğlum. Anne. Çok güzel ya. Biraz fazla mı sıkmışım ben bu sefer? Ne diyorsunuz? Hayır, bu sefer daha fazla. Hayır, daha sonra sen. Benden sonra sıktınız mı? Haber de vermiyorlar hiç. Güzel. Hadi bak, elime yapıştı. Benim de. Ben tertemiz. Evet, lütfen temiz çalışalım. Aa, çok güzel bir his. Birazcık daha yapayım mı? Evet, yapışmıyor. Hadi ben de yapayım. Dene, dene bakalım hadi. Olmuyor. Evet anneciğim, olmuyor, ver. Çünkü bunu böyle yapıyorsun ve bastırıyorsun şöyle. Rüzgar burnuna kadar her yerine oldu. Allah, küre de oldu. Yapma yapma. Tamam, başka yapma. Hadi bakalım. Ben de deneyeceğim. Hadi dene bakalım. Aşağı doğru yap. Benim ellerim yapıştı. Kocaman dev gibi oldu gerçekten. Dağ yarattık. Rüya, hadi şöyle kenara doğru koy. Dağ yapalım bunları. Dur! Rüzgarın üstü çok battı. Yapma artık. Annem, bu birazcık şey gibi oldu. Neyse, bir şey demek istemiyorum. Allah! Ben aa, yere düştü. Yeni çıkmış. Hadi daha yapalım. Hadi, hepsini ortaya topluyorum. Hepsi ortada zaten, bir daha yapacağız şimdi. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle bir şey olsa siz de eğlenir miydiniz evinizde? Yorumlarda yazın mutlaka. Yoksa biz değil miyiz bilmiyorum. Sen bitirmedin hamburgerini ama doydun mu? Anne bunu bak. Buraya mı? Bu sefer seni farklı bir yere götürmeyi düşünüyorum ama ben. Geçen buraya geldiğimizde sen bana de bir yere girmek istiyorum dedin. Sonra ben de dedim ki anneciğim, bu seferlik bir alana girdik. Bir dahaki sefere de buraya dedim. Nereye gideceğiz şimdi biliyor musun? Kum havuzu. Hazır mısın buna? Hadi gidelim o zaman. Sen gidecek misin peki kum havuzuna? Gel bakalım, sen bir bak, beğenirsen canın isterse girersin. Hadi gidelim şimdi. Elektrik de var. Neyi var? Oh, elektrik çarptı. Neyi var orada?
Trambolik yok orada anneciğim. Normal havuz değil. Gel. Trambolik. Trambolik neyse artık. Rüzgara bak, hemen gitti Çağrı. Ya bana bir koku geliyor. Bir sushi kokusu alıyorum sanki ya. Çağırdın mı Rüzgar? Ay çok yüksekteyiz. Yaklaşma yaklaşma, korkarım ben. Evet asansör geldim. Hadi git. Burası sanırım, evet. Hadi gidelim. Allah aşkına. Ya çok hızlı inmiyor muyuz sizce de bundayken? Ben hala korkuyorum. Sen nasıl korkmuyorsun? Ve geldik. Hadi bakalım gidelim. Kumamız bizi bekler. Bir taraftaydı ya. Şurada. Şu tarafta mıydı? Şuradaydı sanki ya. Gelin. Evet anneciğim. Sen burada saçlarını kestirmiştik. Senin haklısın. Şurada tam. Ve Rüzgar koşturmaya başladı bile. Bakalım içeride neler var. Eğlenceli mi? Nasılmış? Rüya sen girecek misin? Rüya. İstersen sen girme. Bak bir bana. Biz seninle tık toka falan bir şeyler bakmaya gidelim. Evet gel bakalım. Rüzgar girdin mi içeri? Ya Rüya yardım ediyor. Hoppa. Hazır mısın? Sen daha önce girmemiş miydin böyle bir yere? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Girdin sanki. Rüzgar, buranın kurallarından birisini söylüyorum. Etrafa kum atmıyoruz ve dikkat ediyoruz, tamam mı? Bir de istiyorsan kalabilirsin. Gidebilirsin şimdi. Bakalım nasıl basacak mı? Ne kadar değişik geliyordu şimdi ona. Nasıl kum? Güzel mi Rüzgar? Rüya yumuşak bir kum mu gerçekten? Hadi bakalım. Şimdi ben mi? Yok teşekkür ederim. Şimdi gel bırak biz çıkalım seninle. Senin neden girmeni istemedim biliyor musun? Artık senin birazcık büyüdüğünü düşünüyorum bu tarz şeyler için. Gel 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 gel. Şaka yapıyorsun herhalde. Takı toku almaya gidelim falan diye düşünüyorum ben. Ne dersin? Şöyle yeni bir uzak ışıklara gidelim. Yeni bir bileklik falan bir şeyler. Ne dersin? Halhallar, kolyeler. Kolye. Hadi gidelim alalım o zaman. Benim canım mı sıkılıyor? Allah Allah, neden ki? Peki bir şey soracağım. Benim aklıma bir şey geliyor can sıkıntını getirecek. Denemek ister misin? Gel. Sen burada otur. Rüya nerede? Gel. Rüya'nın yanına gidelim. Size bir sürprizim var. Rüya yok burada. Bir şey söyleyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Sen Rüya'nın odasına git, tamam mı? Orada beni bekleyin. Ben şimdi size sürpriz, çok eğlenceli bir şey kuracağım buraya. Hazır mısın? Çok değişik olacak. Tren yolculuğu yapacağız biraz sonra. Evet gel bakalım. Gel 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 gel. Getirdin mi trenin ilk vagonunu? Rüya, trenimize sen de binmek ister misin? Hadi gel bakalım. Önce... Tamam peki. Hadi trenimizi hazırlayalım o zaman. Allah. Evet şurayı da açtık mı? Heh. Trenimiz hazır. Hoppa, ilk vagonlar hazır. Şimdi sıra ikinci vagonu hazırlamakta. Tamam sen hazırla. Bu tren bir ağır bir şey mi var acaba içinde? Valiz olduğunu biliyorum ama bir şey var sanki onun içinde. Aç bakalım. Aç 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 aç. Çıkır çıkır çıkır. Sen öbür tarafı şey yap, ben burayı hallettim. Bilmiyorum ne doldurur. Hazır mısın? Geri kapattın Rüzgar, orayı açman lazım öbür tarafa. Çevir çevir çevir. Evet. Kalın yoksa mayolarımız, bikinilerimizi unuttuk mu içinde? Ne var? Uyku tulumu. Bu önemli değil. Bu da önemli değil. Buna bakıyoruz. Bu da küçük bir valiz. Bu da önemli değil. Bunu da buraya koyuyoruz. Ve hazır. Ay bu da park yatağın şeyi. Kabı. Evet. Trenimizi kuralım mı artık? Bu mu? Park yatağın kabı. Sen tamam peki. Peki trene binmeyecek misin sen? Hadi gel. Getir. Tren yolculuğunda peki bir şey söyleyeceğim. Yanımıza bir şeyler mi alsak acaba? Battaniye başka? Işık vardı ya trende diye düşünüyorum. Çok mantıklı kitap. Bilmeyeni arayacağız.
Tamam, peki telefonla olur. Hadi o zaman, yolculuk için son 5 dakikanız var. Çabuk alacaklarınızı alın, gelin buraya. Ve tren yolculuğu başlayacak. Allah, Rüya, tam teşkilat gelmişsin. Battaniye var, yastık var, uyku gözlüğü de var. Son 10 saniye. 9, tren kalkıyor. 8, kimse yok. Popit mi? Sence çok lazım mıydı popit? Yemek almadık ama. Yemek mi? Koşun, size son 10 saniye daha veriyorum. 15 saniye daha veriyorum. Koşun. Yemek ne olacaklar acaba yanlarına? Ne getirdin? Cips mi getirdin? Tamam, koy onu da. Evet, artık tren kalkıyor. 10, 9, 8. Sen ne getirdin? Ay, yolculukta yeriz, kahve de yaparız. Başla yolculuğumuz, hazır mısınız? Oturun bakalım. Tamam, sen şey ol. Treni kullananın adı neydi? Dur, Rüya biliyorsun. Söyleme diyecektim tam. Arkadaşlar, treni kimler kullanıyor? Treni kullanan kişiye ne isim verilir? Hemen yorumlarınızı bilenler yazsınlar. Rüya söyledi cevabı ama biz zaten biliyorduk diyenler hemen yorumlarına yazsınlar. Burası uykulu şey olsun. Ne deniyor? Allah düşme, dikkat et. Biz yataklarımızı kuralım o zaman. Aa, maymun mu bunlar? Rüya, maymun değil mi bunlar? Bu ne? Ha, bu şeyler. Şu nasıl, tak bakayım bunu. Bunun içinde bir şey, bir ses geliyor gibi. Tak bakalım. Bu da aynı. Nasıl? Tak bunu ver. Aa, bakayım. Bu da güzelmiş. Bence bundan daha mantıklı hem de. Ne bileyim, bu çok bebeksi geldi bana. Bu daha güzel. Bak, pembesi var. Pudra rengi hem de. Çok güzel. Pudra rengini mi? Ne güzel. Bilmiyorum. Ay Rüya, gel gel. Rüya, şunu Derya teyzen görse eminim bayılır. Ama sen birazcık içine düştün. Hayır, bu Derya teyzenin rengi. Tak bakalım o nasılmış. Biraz büyük mü oldu sanki sana? Bana büyük değil mi? Evet, bu bana olur. Buna mı karar verdin şimdi? Ne kadar? Onu verelim. Tamam. 150 lira. Nereden anladın? Şurada bak. Nerede yazıyor? Rüya, bunların üstünde Japonca yazılar var. Japonya'dan mı gelmiştir? Olabilir. Şimdi bakıyoruz, burada da yok. En arkaya git, kasaya sor. Merhaba, bunlar ne kadar? De gel. Acaba ne kadar? Tamammış. 200 mü? 200 mü? Sence de biraz gereksiz pahalı değil mi? Emin misin onun 150 olduğuna? 150 yazıyor. Bu da pahalı bence. Bir daha bunu sor bakalım, emin olalım. Sence bu da çok pahalı değil mi Rüya? Hayır. Ama bir şey söyleyeceğim. İhtiyacın var mı şu an? Evet, var. Ne? Nasıl bir ihtiyaç bu anneciğim? Bu bütün unsurları arkadaşlar siz yazın. Anne bekle hadi. Evet arkadaşlar, sizce bütün bunun... Bütün unsurlarda yok. Hepsinde var. Anneciğim, senin farkın olsun. Senin de olmayı versin. Gerçekten. Allah Allah. Arkadaşlar sizce bu 150 lira eder mi? Bakın Allah aşkına. Bence pek gerek yok. Çünkü şey de var Rüya'nın, bu sene aldık şapkam. Eremiz var sonuçta. Aa anne, bilgisayarın bunu sınavlıymış kolye. Kolye mi? Aa evet, bak mesela bu çok güzel olur. Bilgisayarın Rüya. Evet çok güzel. Bilgisayarın Rüya, bak ne kadar güzel. Bilgisayarın Selen. Bunu koy. Sana 3 tane bu kolyelerden alalım aynısı. Ne diyorsun? O zaman kolyeyi almıyorum ben de. Aa, çok zor bir seçim. Evet bence de zor bir seçim. Seç. Dın dın, dın dın, dın dın, dın dın. Sana hediye bir şey alsak. Yok teşekkür Biri ederim. Süper. Olmaz, hayır, verirsem. Amacımız israf etmemek. Dın 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 dın. Ben olsam, ay bakayım. Gökkuşağı çok güzelmiş. Hem de üstünde best yazıyor yani. Best, best, best. Ben bunlardan alalım diyorum. Hayır, biri seçimini yap arkadaşlar. Sizce Rüya hangisini seçecek? Bunu mu? Yoksa bu tatlış kolyelerimi, sizce hangisini seçtik? Yorumlarda yazın. Ben sonucu size yorumlarda açıklıyor olacağım. Sizce Rüya bunu bırakacak mı? Yoksa kolyeleri almaktan vaz mı geçecek? Yoksa kolyelerimi alacak mı?